Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'nin açılışı 20 Ekim akşamı Girne'de gerçekleştirildi. Gecede Auguste Rodin'in eserlerinden oluşan sergi de izlenime açıldı. Hep birlikte izliyoruz. Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, amaçlarının bir toplumun günün koşullarına ayak uydurabilmesi için en önemli faktörlerden bir tanesinin sanatın getirdiği eleştirel ve yenilikçi bakış açısı olduğunu ve topluma bu bakış açısını kazandırma ve kökleşmesini sağlamak olduğunu açıklıyor. Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, sayısal değil niteliksel açıdan büyüme ve yetkinleşmeyi hedefleyen bir üniversite olma misyonuyla açılırken, teorik ve pratik altyapısı sağlam akademik bir kadroya sahip olan üniversite, uygun bir eğitimi gözeterek aldığı diplomaya hakkını verebilecek bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'nin mütevelli heyetinin başında iş adamı, sanat koleksiyoncusu Erbil Arkın ve yardımcı doçent doktor Sinan Arkın yer alırken, akademik kadroyu rektör profesör doktor Bruno Cora ve rektör yardımcısı profesör doktor Ümit İnatçı temsil ediyor. Gecede Erbil Arkın'a ait özel koleksiyonda bulunan ünlü heykeltıraş Auguste Rodin'in 34 parça orijinal eserinden oluşan sergide sanatseverlere sunuldu. Bugünkü konuğumuz Ümit İnatçı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel sizi burada görmek. Çok teşekkür ederiz bu kadar yoğunluk içinde bize de zaman ayırdığınız için. Çünkü aslında bir baktığımız zaman serginiz var, yeni çıkan kitap var, evet, bir üniversite var. Evet, hepsi böyle biri içine geçti ama aslında bütünsel olarak baktığımızda hepsi bir, benim için hepsi birden oldu ama iyi ki öyle oldu. Çünkü yaşam bu. Ya da daha doğrusu benim yaşadığım hayat bu. Hepsini birleştirerek, evet, bir bütün halinde. Çok güzel. Hepsi birbirinden bağımsız, ayrı program konusu aslında. Ayrı, evet, ayrı zamanı konuşmayı hak eden olaylar. Ülkemiz için. Çünkü sergileriniz de, kitaplarınız da ve tabii üniversite başlı başına ülkemiz kültürü için çok büyük olaylar. Evet, aslında ben de yani bir devam etmek istersen devam edebilirsin. Yo, ama buyurun, buradan başlayabiliriz, buyurun, aslında. Tabii ki. Evet, üniversite benim için büyük bir heyecan oldu. Çünkü gerçekten sanat odaklı, sanat, tasarım, iletişim kapsamında ama sanat odaklı her şeyden önce bir üniversitenin bu ülkeye kazandırılması bir akademisyen olarak değil sadece, aynı zamanda bir sanatçı olarak da beni çok heyecanlandırdı. Bu üniversitenin kurucuları işte Erbil Arkın başta olmak üzere oğlu Sinan Arkın büyük bir hediye oldu, yaptılar Kıbrıslılar için. Kıbrıslılar için diyorum yani sadece, evet, Kıbrıs Türk, evet, toplumu için değil, Kıbrıs adası için. Çünkü burası bir düşünce laboratuvarı olacak aslında. Hem teorik anlamda üretim olacak hem de pratik düzlemde bir üretim olacak. Bir estetik sentez düşünülüyor. Bunu söylerken şunu demek istiyorum. Biliyorsunuz Kıbrıs adası bir kültürler kavşağı. Buradan bir sürü uygarlıklar geçti. Onların izini süreceğiz. İşte Neolitik dönemden günümüze bütün o unsurlar, o sanatsal elemanlar bir araya gelecek. Seramiğe yansıyacak, resime yansıyacak, tasarıma yansıyacak. Bütün bunlar bizim araştırma kapsamımızın içerisine girecek olan değerlerdir, estetik değerlerdir. İşin, evet, bir sanatsal yönü vardır, bir de akademik yönü vardır. İkisi bir arada olacak, teori ve pratik bir arada olacak. Çünkü bizim amacımız ve kurucuların da amacı üretirken öğretmek, öğrenirken de üretmek üzerine kurulu bir üniversite kurmak. Son derece yüksek teknolojiye sahip atölyelerimiz olacak, stüdyolarımız olacak. Bir yandan konvansiyonel sanat, diğer yandan da dijital sanat. Bütün sanat üretim şekillerinin hem eski anlamda, geleneksel anlamda hem de avantgard düzlemde üretime yönelik bir sanat ortamı olacak. Hem fiziksel altyapımız çok sağlam, eğitim felsefemiz belirgin bir şekilde ortada. Evet. Buna yönelik de akademik kadromuz çok sağlam. Çok özen gösterdik, çok iyi bir kadro kurduk. Bir yandan gençler, bir yandan daha benim gibi yaşlılar. Pek yaşlı değiliz ama. Yaşlı demeyelim lütfen. Oraya doğru evrildik. 60'a yaklaştık. Evet, büyük bir heyecan. Hem kurucuları için hem de bir sanatçı ve akademisyen olarak benim için. Evet, akademik açıdan ben kurdum üniversiteyi. Yani bütün 9 bölümünü, 3 fakültesini, sanat fakültesi, iletişim fakültesi ve tasarım fakültesi. Evet. Ama tabii ki bir maddi yönden kurucu olmayınca, tabii, Erbil Arkın gibi sanata duyarlı, sanatsever ve ülkesini düşünen, seven bir adam olmasa bütün bunlar olmayacaktı. Çok, bu yüzden, sık rastladığımız çok, bir şey değil, evet, aslında. Evet. Teşekkür ediyoruz. Öyle, aynen öyle. Ben ona diyorum işte, sen aslında Kıbrıs'ın Medici'sisin yani. Rönesans döneminin, evet, Medici ailesi vardı. Yani sanat sponsorsuz olmuyor. Evet. Sanat bir yerde burjuvazinin doğurduğu, beslediği bir entelektüel etkinliktir. Onun için her zaman için yatırımcıların, iş adamlarının bir yerden para kazanırken diğer taraftan da sanata katkı koymaları bizim çok özlediğimiz bir durumdu. bu oldu, iyi ki oldu. Aslında dünyada örnekleri çok ama ülkemizde yanılıyor muyum bilmiyorum ama bu pek konuda tanık olduğumuz bir şey değil sanırım oluyor. Değil mi? İlk kez oluyor. Evet. Yani sadece bir üniversite kurma anlamında değil. Sanata yatırım yapmak. Evet. Yani çünkü bu çok özel bir üniversite. Tabii ki bir değer olarak sanata yatırım yapmak ayrı bir şey. Erbil Arkın'ın bir özel koleksiyonu vardır. O Busro'dan ve arkadaşlarının eserlerini topluyor. Şimdi şu anda da sergimiz vardır Girne'deki kampüsümüzde. 17 Kasım'a kadar devam ediyor. Bu da tamamlayıcı ve pekiştirici bir durum aslında. Yani sadece işte bir iş adamı bir üniversite açıyor değil. Koleksiyonuyla, galerisiyle, biliyorsun The House'da bir Art Rooms galeri var. Yani tamamen sanata kendini adamış bir iş adamı. Biz de böyle bir ortamda bulunmaktan tabii ki keyif aldık. Elimizden geleni yaptık, iyi bir kadro kurduk, iyi bir gelecek bekliyor bizi sanat adına bu ülkede. Tabii çok umut verici bir vatandaş olarak hani bu ülkeyle ilgili kaygıları, umutları, özlemleri olan bir birey olarak haberi ilk okuduğumda yanlış bir şey var herhalde diye dönüp bir daha okumak ihtiyacı duydum, araştırmak ihtiyacı duydum maalesef. Böyle bir kuşkuculuk öyle tabii çünkü olması. Bugüne kadar var olan, yapılan, sanat adına ortaya konulan şeylerin düzeyine baktığımız zaman ki ülkede büyük bir kaos vardır. Yani bir değer kaosu vardır. Daha doğrusu bir yargı açısından, sanatı yargılama ve sanatı algılama açısından. Birçok kaotik değer yargısı var diyebiliriz. Neden? Çünkü biz daha sanatın ne olduğu üzerinden bir argüman geliştiremiyoruz. Bir hobi ressamı da bir sanatçı olabilir ama felsefeyle öğreten bir sanatçı da aynı düzende bir sanatçı olabilir. Bunu ortadan kaldıracak değerleri üreteceğiz aslında. Bu üniversitenin önemi burada ortaya çıkıyor. Neyin sanat olduğu, neyin kimin sanatçı olduğu artık bir yerlerde ortaya çıkması lazım. Çünkü siyasiler de bu anlamda çok büyük hatalar yapıyor. Katkı koyacak, sanata katkı koyacak ama katkı koyduğu şahsın ne sanatla alakası var ne de kendisi sanatçıdır. Üretilen şey de sanat değil yani aslında. İşte bu değer yargıları, kaotiğinden bahsederken aslında bundan bahsediyorum. Yani gidiyorsun bir projem var diyorsun. Sanatla alakan yok. Bir yerlere boya sürmüş olabilirsin, resim yapabilirsin, 10-15 tane resim biriktirebilirsin ama gidip bir yerden para bulup sergi açabilirsin. Katalog da çıkarabilirsin ve sanatçı olarak ortaya çıkabilirsin. Bu çok hastalıklı bir statü endişesiyle ortaya çıkan durumdur aslında. Evet, bu üniversitenin bunları da iyileştirici bir yönü olacaktır diye düşünüyorum. Çok yönlü bir ihtiyaç karşılıyor aslında üniversite bu anlamda. Ben de dediğim gibi işte bu ülkede yaşayan bir birey olarak böylesi bir üniversitenin gündelik hayatımıza katacağı değerler, daha açılış sergisi o anlamda zaten çok güçlü oldu. Yani hayal edemeyeceğimiz bir şey belki ayağımıza geldi, geliverdi bir anda ve devamındaki olasılıkları hayal etmek bile keyiflendiriyor beni. Tabii ki yani bunu söylemekte haklısınız. Biliyorsun biz üniversitenin kurulması açısından bir sorunumuz yok. İzinler alınmıştır. Üniversite kurulmuştur. 2. safhasındayız şu anda. Yodak bizi geldi ziyaret etti. Onlardan bir yanıt bekliyoruz ki öğrenci alma safhasına başlayalım. Yani oradan bir izin alacağız ve öğrenci kayıtları başlayacak. Bürokratik bir süreç. Yani. Şimdi onu bekleme aşamasındayız. Bu olduktan sonra öğrenci tabii kayıtları başlayacak. Bunun zamanını artık Yodak belirleyecek. Ama bundan emin olabilirsiniz ki çok yetenekli insanlar için yeni bir ufuk açılacak. Kurucuların, Erbil Arkın'ın ve oğlu Sinan Arkın'ın projeleri şu: yetenekli çocuklara %100 burs vermek. Hem de çok iyi bir miktarda, onu şimdi telaffuz etmeyeyim ama çok iyi bir miktarda burs verecek. Evet, Orta Doğu bizim kapsamımız içerisinde Türkiye ama başka üniversitelerin yapmadığı bir şey daha yapıyoruz. Biz Avrupa'ya da açılıyoruz. Bunu da başarmak için sanat alanında çok önemli bir ismi rektör olarak Evet. Davet ettik, konuştuk. Burayı ziyaret etti, amaçlarımızdan, hedeflerimizden bahsettik. O da çok heyecanlandı. Çok otoriter bir isim aslında sanat dünyasında. Bruno Cora, benim de akademide hocamdı bu arada. Sizin için ayrıca bir keyiftir ayrıca değil mi? Hocanızla birlikte çalışmak yeniden. Evet, ona çok inanıyorum. Bienal deyince akla gelen isimlerden biridir. Yani 40 yıllık tecrübesi, 40 daha fazla çünkü 70'li daha fazla, çok büyük bir tecrübesi olan, hatta bazı sanat akımları, Arte Povera gibi sanat akımlarında teorisyenidir aynı zamanda. Dünyanın birçok ünlüsünün küratörlüğünü yapmış, akademisyenlik yapmış bir isim. Ve bizimle mi artık? Bizimledir artık ve sadece eğitimde değil, bize sanat alanında da çok büyük bir kılavuzluk yapacak. Bunun da haberini verebilirim. 2019 yılında Akdeniz Bienali olacak bu adada. Ne güzel haberler. Evet, Girne, Lefkoşa ve Mausay'da olmak üzere Akdeniz, Uluslararası Akdeniz Sanat Bienali olacak. Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin en iyi, en ünlü sanatçıları gelecek ve en iyi küratörleriyle büyük bir bienale imza atacağız. Ne güzel şeyler söylüyorsunuz. Bu da işlerin arasında. Çok güzel. Evet. Hep üniversite yıllarında şeyi hayal ederdim ben. Okul bitince döneceğim adaya. Hepimizde vardı orada. Orada üniversite yıllarında çalışmaya başlamıştım. Hani tiyatro çevresi edinmeye başlamıştım. Davet edecektim oradan insanları. Evet. Geleceklerdi burada. Geniş bahçesi olan küçük bir evim olacaktı. Orada prova yapacaktık. Hem de tatil de yapmış olacaklardı. Ve premierler burada olacaktı. Sonra turnelere gidecektik. Evet. Gezecektik dünyayı. Ve Merkez Kıbrıs olacaktı ama. Öyle bir tiyatro topluluğum olacaktı. Öyle bir hayalim vardı. Şimdi siz bunları söyleyince aslında oradaki amaç şeydi. Adanın hep böyle sanatla anılan bir ada olması hayaliydi. Evet, bu olacak. Şimdi siz bunları söylerken o kadar heyecan verici geliyor ki. Evet. Olacak çünkü altyapı var. Yani fiziki elle dokunur bir altyapısı olacak. Mekanlar olacak. Şu anda Girne'de 2500 metrekarelik bir kampüsümüz var. Artı bir başka alanı daha atölye olarak alıyoruz Girne'nin yeni limanına yakın. Ama 2-2,5 sene sonra Mausay'dayız. 27.000 metrekarelik büyük bir bina olacak. İçinde müzesi, galerileri, tiyatrosu, sineması olan bir bina olacak. Tiyatro olacak değil mi? Tabii tiyatro olacak. Ve üniversitenin projelerinden biri de dünyadan sanatçıları getirip workshopları yapmak. Hatta ağır döküm atölyelerimiz olacak. Yani tonaj açısından bronz döküm kapasitesi yüksek atölyelerimiz olacak. Ki dünyada pek nadir var bu atölyelerden. Bunlar olacak ki dünyanın ünlü heykeltıraşları gelip burada döküm yapabilsin. Çalışabilecekler burada, üretebilecekler. Evet, yani üst kapasitede, yüksek kapasitede üretime yönelik, neredeyse endüstriyel düzeyde üretime yönelik atölyeler olacak. Ki bunlar şimdiden vardır aslında. Ama o endüstriyel safhaya Mausay'da geçeceğiz. Yavaş yavaş geçeceğiz. Ve bununla birlikte öğrenciler üretirken, öğrenim görürken üretecekler ve para da kazanabilecekler. Çünkü bir design center'imiz olacak. Öğrenciler burada ürettiklerini sergileyip piyasayla ulaşabilecekler. Zaten. Çünkü üniversitemizin felsefesi bir Bauhaus okulu vardı. Önce İsviçre'de kurulmuş, sonra Almanya'da. Art and Craft'ı, yani zanaatı ve sanatı birleştiren, teoriyi ve pratiği birleştiren, böyle bir denge sağlayan bir okul olacak. O zaman sadece sanatta değil, aslında eğitim anlayışı olarak da büyük bir yenilik. Eğitim felsefemiz, ülkemiz açısından. Bir Bauhaus felsefesi diyebiliriz. Üreterek öğrenmek aslında tabii en doğrusu. Yani kabul böyle notlar alıp, fotokopiler çekip, kitaplardan sınavlara girip, test sınavları özellikle girip işte puan alıp geçmek, diploma almak değil. Öyle şey olmayacak bizde. O zaman ülkemiz toplumsal yapısında doğrudan bir takım hareketlenmelere sebep olacak bir kesinlikle oluşum. Sadece yeni bir üniversitenin açılması değil söz konusu olan aslında. Yok, ve benim çok keyif aldığım o hani sanat yaşamındaki renklilikle ilgili de sınırlı da bir şey değil. Evet, çok daha büyük bir hareket bir sinerji yani sanat bir entelektüel üründür diyebiliriz. Ama sanatın o craft yönü de yavaş yavaş kayboluyor ya yeryüzünde. Artık her şey söze döndü, kavrama döndü ve yapmaktan geri kalıyoruz. Yani bir homo sapiensiz biz ama aynı zamanda bir homo faberiz, yapan adamız. Biz o sapiensin yanına, bu yapan adam, yani düşünen adamın yanına ya da insan diyelim. Çünkü homo sapien adam olarak diyor ama düşünen insanın yanına, yapan insanı da koymamız lazım. Sanat orada zaten ortaya çıkıyor. Sanatın değeri zaten orada ortaya çıkıyor. Böyle bir denklem üzerinden sanırım eğitim yaşamımıza başladığımız zaman herkes de görecek ki büyük bir değişiklik olacak toplumsal yaşamda. Ama tabii ki toplumsal yaşamda derken buna duyarlı olan kitlelerle. Çünkü maalesef elbette ki duyarsız bir sürü de insan var. Bu gerçeği de inkar etmeyelim. Evet. Sanat deyince akla bir sosyal garnitür gelir işte. Bugün ne yapıyorsun? Gidip bir sergi görelim ki şarap içeriz falan gibisinden. Maalesef işin o felsefi, entelektüel yönü bir kültür tüketimi olarak dolaşımda değil. Bir aksesuar gibi düşünülüyor sanat. Ama onu da yeneceğiz. Sabırla ve sanıyorum sizin alanınız tabii, ben hiç bilmem, sadece çok iyi bir örnek gibi geliyor. Hani beyazın içine bir damlacık siyah kaçsa grileşir hemen ama siyahın rengini açabilmek için galonlarca beyaza ihtiyacımız olur. O zaman da biraz sabırlı olmak gerekiyor ama bence burada beyaz oranı yüksek bir örnek üstünden gidersek beyaz oranı çok yüksek, umut verici bir şey var. Şekilsel olarak tüketmeye bile başlasak bir süre sonra sanatın güzelliği ve hoşluğu işleyecektir içimizde, değil mi? Öğrenen insanlar ve buna katılan insanlar bizi çoğaltacak. Ve biz bu çoğalmayı bekliyoruz. Evet, çok da ihtiyacımız var. Özellikle genç kuşaklar, değil mi? Bunun olmasını çok istiyoruz. Gençler için çok büyük bir fırsat, çok heyecan verici bir şey. Çünkü üniversitenin yanında bizim sertifika eğitimine yönelik de kurslarımız olacak. Yani şu anda bir 15 kusur ders saptadık. Yani hem pratik hem teorik. Hocalarımız halka yönelik de kurslar verecek. 3 aylık kurslar olacak ve sertifika verilecek. Onu da bu da çok güzel. Hazırlamış durumdayız şu anda, evet. Toplumla iç içe bir üniversite olacak. Evet. Ve saydam derken bunun üzerinde duralım. Lütfen. Yani evet, felsefik ve pratik düzlemden saydam olmaktan bahsediyoruz tabii ki. Yani içimizi görebilecek şekilde biz kendimizi sunacağız topluma. Aynı zamanda binaların kendisi de saydam olacak. İçte atölyelerimizin dışarıdan gelen insanların görebileceği şekilde cam duvarlar olacak. Yani bir cam atölyesinde ne iş yapılır dışarıdan geçen görebilecek. Öyle bir mimari yapı tasarladık. Çok güzel duyuluyor her şey. Yani gerçekten biraz masal gibi duyuluyor. Evet, öyle gibi ama çok düşündük. Hem üniversitenin kurucuları hem biz akademisyenler hep bunları düşünüyoruz. Mimarlarla birlikte çalıştık. Evet, çok iyi şeyler olacak. Tabii bu hayal edemiyorum şimdi. Benim için çok güzel duyulan, çok heyecan verici bir şey ama sizin için anlamını hayal edemiyorum. Evet. Çünkü bu ülkeye inanan ve bu ülkede çok ciddi aslında sıkıntılarına rağmen sürekli üreten bir insan olarak hem dünyayla bağlarını koparmayan ama buradan da kopmayan ya da kopamayan. Zaman zaman böyle kopmanın için geldim derim. İyi ki kopmuyorsunuz. Oralara girmeyin. Hayır. Yani ben girmek istemiyorum. Sizin için yok zaten iyi ki buradasınız ve bu yolculukla süreç bambaşka yollara gidiyor. Ama sizin için tabii bu çok daha büyük bir anlam taşıyordur. Büyük bir anlamı var. Onu söylemek istiyorum büyük aslında. Ben tamamen dışında bir insan olarak bu kadar heyecanlıysam siz Hocanızla birlikte tekrar çalışıyorsunuz. O bile başlı başına bir şey. Ve böylesi bir proje belki 30 sizin sene de sonra, hayaliniz... 30-35 sene sonra bir araya gelip böyle bir şey yapıyoruz. Evet. Gençlik hayaliniz belki. Hani... Bizim hayallerimizdi yani. Böyle bir sanat okulunun kurulması, orada yer almak, orada üretmek, düşünmek, öğrenci yetiştirmek. Tabii ki hayallerimizdi ve bu hayaller gerçekleşiyor. Ve çok ciddi bir kadroyla gerçekleşiyor, evet, değil mi? Güzel bir kadro. Sizin bilhassa seçtiğiniz, oluşturduğunuz bir kadro. Hepsi çok güzel duyuluyor. Yolunuz açık olsun, yolumuz açık olsun aslında. Hepimizin de, tabii ki. Çünkü inanıyorum ki bu çok büyük bir adım. Ülkemiz kültür yaşamı açısından, sanat yaşamı açısından hayırlı olsun. Ve tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum bu projeye emeği geçen herkese kendi adıma da, ülkemiz adına da. Bu arada tabii sizin serginiz yeni ve yani yeni bir kitabınız. Bu yıl 3 kitabım çıktı. Sonuncusu kitap, Mausay'la ilgili. Ama ondan önce de 2 kitap daha var. Birazcık da onlardan, çok bir zamanımız kalmadı maalesef ama bir değinelim, çok büyük şeyler hepsi. 2 dakika konuşuruz. İşte 3 kitabım yayınlandı bu yıl. Sonuncusu Miserere Mei Deus, ki Latince, yani Türkçesi Tanrı beni gör demektir. Hazreti İsa'nın son nefesini verirken söylediği bir sözcüktür bu, ki aynı zamanda Marc Antonio Bragadin'in, yani bu Venedikli komutanın da söylediği şeydi, bilirsin, derisi yüzülerek öldürüldü şeyde, kuşatmada. O 300 gün anlatıyorum. Yani Osmanlı'nın Mausay'ı kuşatmasından sonraki o son 300 günü anlatıyorum. Çok trajik bir süreçtir. Direniş, saldırı, direniş, saldırı, işte kan, ciddi bir zaman dilimi tabii. Çok 300 büyük. Gün. Yani düşündüğünde 3, yani 9 ay. Kuşatma. Onu anlatıyorum. Ondan önce Kuyu İç ve Hiç diye bir romanım çıktı. Bir de Neredeyse Hiç, hep eksistansiyalist, varoluşçu kavramlar üzerinden bir şiir kitabım çıktı. Sergim oldu. Bu arada İtalya'da da sergim oldu. Yani bu 2. sergimdir. Bir Peruja'da sergim oldu, bir burada oldu. Ve ocağın 10'unda da İstanbul'da Milli Rezonans'ta sergim var. Ne güzel. Yolunuz açık olsun, kolay gelsin. Zaman çok sınırlı geliyor. Bütün bunları ayrıntılı konuşmak için umuyorum ki... Başka zamana. Bütün bu işler, güçler arasında bize yine zaman ayırırsınız ve yine böyle keyifli, umut veren sohbetler yaparız.